Merhaba sayın seyirciler, Metluç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Lübnan'dan saldırı haberleri geliyor sayın seyirciler. Bugün öğle saatlerinde başkent Beyrut'un güneyinde işlek bir caddede intihar saldırısı düzenlendi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 kişi ölürken 20 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlamanın meydana geldiği bölgenin Hizbullah'ın güçlü olduğu yerlerden biri olduğu ifade ediliyor. 2 hafta önce de yine aynı caddede bir bombalı saldırı olmuş. 5 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı. Suriye'de devam eden savaşın taraflarının çarpışması olarak görülen bu tür saldırıların artmasından endişe duyulduğu belirtiliyor. Etnik çatışmaların yaşandığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bangui Belediye Başkanı Katerina Samba Panza yeni devlet başkanı seçildi. Samba Panza göreve geldikten hemen sonra ülkedeki Müslüman Seleka ve Hristiyan gruplara silahlarını bırakma çağrısında bulundu. Herhangi bir dini gruba bağlı olmayan devlet başkanının ülkede istikrarı sağlamada daha etkili olabileceği beklentisi hakim. Mart ayında darbeyle iktidara gelen ilk Müslüman devlet başkanı Michel Djotodia çatışmalara engel olamamış, gelen iç ve dış baskılar sonucu görevini bırakmak zorunda kalmıştı. Ülkede çatışmaların bir türlü dinmemesi üzerine Fransa Aralık ayında 1600 asker göndermişti. Avrupa Birliği ise dün yeni askeri birlikler gönderme kararı aldı. Kürtlerin bağımsız bir heyet olarak Cenevre 2'ye davet edilmemesi protesto ediliyor. Kürdistanlılar Hollanda'nın Den Haag kentinde bulunan Lahey Adalet Divanı önünde dün bir araya geldi. Cenevre 2 toplantısına Kürtlerin bağımsız bir heyetle katılma talebini dile getirdi. Burada yapılan konuşmalarda Kürtlersiz alınan kararların Kürtleri bağlamayacağı ifade edildi. İsviçre'nin Cenevre kentinde de Birleşmiş Milletler Merkezi önünde bir eylem düzenlendi. Cenevre'deki eyleme Bern Bölgesi Kürt Meclisi Başkanı Hanifi Ceylan, Yekitiye Star üyesi İlham Ahmet, Suriye'deki Asuri temsilcisi ve PYD İsviçre temsilcisi Hasan Resul de katıldı. Buradaki konuşmalarda da Kürtler ikinci bir Lozan'a izin vermeyeceklerini belirtti. Yarın yapılması planlanan Cenevre 2 toplantısına Rojavalı Kürtler henüz çağrılmadı. Bu durumu değerlendiren DTK Daimi Meclis ve Diplomasi Komisyonu üyesi Seydi Fırat, Kürtlerin Cenevre'ye katılmaması Cenevre'nin meşruiyetine gölge düşürür dedi. Uluslararası platformda da en çok pozitif rol oynayan Kürtlerdir. Yani katılmaları temelinde en çok pozitif rol oynayabilecek olan grupların başında, kesimlerin başında Kürtler geliyor. Kürtler bunu birçok yönüyle hak etmişlerdir. Maalesef bugün uluslararası platform Kürtlere kapatılıyor. Kürtler bu platformda dışlanmaya çalışılıyor. Çeşitli güçlerin girişimleriyle, politikalarıyla. Bu son derece esas itibariyle olumsuz bir durumdur. Kürtler tabii ki bu olumsuz bir durumu olumlu bir duruma çevirebilirler. Tabii ki Kürtlerin Cenevre katılmaması hem o platformu alaki düzeyde hem uluslararası özellikle sorun çözümü konusundaki politikaların geleceği açısından son derece zorlar yani. Bu esasında Kürtlerin Cenevre'ye katılmaması bu Cenevre'nin aslında şeyine meşruiyetine gölge düşürür. Türkiye başından beri Rojava'ya karşı, Suriye Kürtlerine karşı, Suriye Kürtlerine uluslararası platformlardan, Rojava'ya uluslararası platformlardan dışlamaya yönelik çok özel bir çaba içinde olduğu, çok özel politikalarla bu işi götürmeye çalıştı ve günümüzdeki duruşu da budur. KDP başından beri Rojava'ya tavır aran, Rojava'ya uluslararası alanda dışlayan kesimlerle bir uyum içerisinde oldu. Yani mesela Rojava'ya yönelik ambargo uygulandı. KDP de mesela similar kapısını kapattı. O da bu politikaya katıldı. Yine Kürtlere yönelik diplomatik alanda bir kuşatma oldu ve bir biçimiyle KDP de buna katıldı. Yani onlara diplomatik kuşatmayı yaratan güçlerle, Rojava'ya dayatan güçlerle bir biçimde uyum içinde oldu. Burada tabii ki bir bencillik vardır. Burada tabii ki Roboski için Adalet, Yeryüzü için Barış Derneği Roboski der dün basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya katledilen 34 kişinin aileleri ve yakınları katıldı.
bombardımanı sonucunda 19 çocuk, 34 yakınımız, 5 gün geçmiş, adalet talebimize ilişkin adımlar atılamamış, tam tersine idari para cezalarıyla, tehdit ve baskılarla, gözaltı ve tutuklamalarla her gün yeni bir saldırıyla karşılaşmaktayız. Dün Roboski ve Gülyazı köyünün 7 yakınımızın gözaltına alınması ve mücadelemiz sonucunda yakınlarımızın serbest bırakılması tüm boyutlarıyla sadece ve sadece bizlere verilen gözdağıdır. Roboski Derbaşkanı Veli Encü bunları ifade etti. Encü yaşadıkları katliam üzerinden 755 gün geçmesine rağmen adalet taleplerine ilişkin adımlar atılmadığını, aksine zulme uğradıklarını ifade etti. Ve Roboski katliamının sorumlularının peşine düşeceği yerde devletin savcıları tüm mesaisini bizlere ayırmaktadır. Halkımızın ve kamuoyunun Roboski üzerindeki saldırılara karşı Roboski'ye sahip çıkmasını talep ediyoruz dedi. Roboski katliamına askeri savcılıkça verilen takipsizlik kararına itiraz edildi. Katliamda 34 yakınını kaybeden ailelerin avukatları Genelkurmay Başkanlığı'na başvurarak karara itiraz etti. Avukatların verdiği itiraz dosyasında askeri savcılığın yetkisini aşarak hükme vardığına dikkat çekildi. Yeterli incelemenin yapılmadığı belirtilen itiraz dosyasında esası ve usulü ilişkin hatalar sıralandı. Bu hatalardan biri olarak takipsizlik kararındaki maddi olay anlatımının gerçekle ilgisi olmadığı tespiti yapıldı. Yanı sıra dosyada bombardımanı yapmakla görevli pilotların ve askeri yetkililerin ifadeleriyle telefon ve telsiz konuşmalarına yer verilmediği hatırlatıldı. Avukatlar duruşmalı inceleme talebinde bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'nın ise itiraz dosyasını inceleyecek olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Başkanlığı'na göndermesi bekleniyor. Batman'da gerçekleştirilen Kürdistan Sağlık Kongresi önemli kararlara gitti. Rojava, Güney Kürdistan ve Kuzey Kürdistan kentlerinden toplam 111 delegenin katılımıyla gerçekleşen konferansın sonucunda Kürdistan Sağlık Meclisi oluşturuldu. Oluşturulan Sağlık Meclisi çalışmalarına kongrede alınan kararlar çerçevesinde başlandı. Sağlık Meclisi dönem sözcüsü Saliha Aydeniz, bölgede ve Kürdistan'ın dört parçasında sağlık alanına ilişkin önemli kararlar aldıklarını belirtti. 7 ana temelde önemli kararlar aldıklarını söyleyen Aydeniz şöyle devam etti konuşmasına. Yani bunlara ilişkin bir dizi kararlar, yani önümüzdeki süreçte Rojava'ya bu konulara ilişkin gerekirse diplomasi, gerekirse ilaç yardımı, gerekirse bu konuyla ilgili diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek belli çalışmaların yapılmasına yönelik bir karar alındı. İkinci kararımız önderliğin Sayın Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuydu. Biliyorsunuz geçen Ocak ayında biz Kürdistan'ın kuzey parçası için bir kongre yapmıştık. Orada da bununla ilgili bir karar almıştık. Bu kararda da bu karardan sonra Sayın Abdullah Öcalan'ın içinde bulunduğu cezaevi koşullarının değerlendirilmesi, Adalet Bakanlığı'na hem Sağlık Bakanlığı'na bir heyet oluşturup gönderme kararımız vardı. Yani kongre kararlarından biri de bunun devamını, bundan sonra da buna benzer çalışmalar yapmak. Türkiye'nin özellikle Kürtler üzerinde uyguladığı baskı ve sindirme politikalarından kaynaklı buradan göç etmiş ve Güney hükümetinin Mahmur kampı oluşturulan ve orada 20-25 yıldır göçebe şeklinde yaşayan halkımız var. Onların hem sağlık sorunları artı Mahmur halkının kendi içinde almış olduğu bir karar var. Kendi öz iradesiyle, kendi gücüyle bir hastane yapma kararı aldı. Bu konuyla ilgili bizim de belli çerçevelerde, belli şeylerde hem maddi hem manevi, hani bunu henüz netleştirilmiş bir çerçevesi olmamakla beraber bununla ilgili bir kafa yorup Mahmur'la ilgili de belli çalışmalar yapmak. Daha önce de buna ilgili belli çalışmalarımız vardı ama bu karar önemli bir karar. HDP 59 büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan adaylardan birisi de HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Sırrı Süreyya Önder. Önder, muhalif partilerden temel 3 farklılıklarının demokratik özellik, eş başkanlık sistemi ve ekolojik belediyecilik olduğunu söyledi. Ve İstanbul'da nasıl bir belediyecilik yapacaklarını Dicle Haber Ajansı kameralarına aktardı. Ben direnişi sırasında ben buradaki kuşların ve ağaçların da vekiliyim dedim. Bunu dediğim zaman
Bunu dalga meselesi yapmışlardı ama bunun halkta yarattığı etkiyi görünce inanmasalar da ya da inansalar bile mevcut sınıfsal konumları gereği katılamadıkları şeyi savunuyor gözüküyorlar. Suyun alınabilir, satılabilir bir meta olduğunu düşünüyorsanız bu kentte sizden insani tınılar içeren hiçbir şey gelmez. Bu hemen kazandığımız yönetimlerde hemen hayata geçirebileceğimiz ilk şeylerden biridir bu. İnsan müşteri değildir, kentli müşteri değildir. Su alınıp satılan bir meta değildir. Asgari insani ihtiyaç dahilinde olan her şeyi ücretsiz ya da maliyetine belediyeler kar eden işletmeler olmamalıdır. Biz tüccar değiliz. Biz sadece kendimizi kentle beraber yönetmek isteyen insanlarız. Bunları böyle seçildiğimizde birer haftalık periyotlarla gerçekleştirebileceğimiz şeyler. Bunu da bugün ütopik bulanlar olabilecektir. Ama dönüp o gezi pratiğine tekrar bakmalarını öneriyorum. Herkes ihtiyacı olmayanı getirdi oraya. İhtiyacı olan şeyi de oradan aldı. Para tedavülden kalkmıştı. Ve gördük ki sistemle ve tüketimle kurulan ilişki çok zehirleyici bir ilişki. Başka türlüsü olamazmış gibi geliyor bize ama isteyince olabildiğini gördük. Bu semtte bir tek Aleviysen, bir tek Ermeniysen ya da toplumsal hayata katılmamış bir kadınsan, sen benim sesim burada ne olacak ki, kim tarafından duyulacak ki demeyeceksin. İnsanlara bu güveni vereceğiz ve aşağıdan yukarıya temsiliyet böyle olacak. Dolayısıyla buralarda kararlaştırılmamış, tartışılmamış, bu tartışmalar yeterince tüketilmemiş hiçbir konu belediye meclisinin, kent meclisinin gündemi olamayacak. Yani o alan. AKP hükümeti iktidarı taşeron çalışmayı yaygınlaştırma politikalarına devam ediyor. Bu politikanın sonucunda mağdur olan işçilerse direnişlerini sürdürüyor. Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi işçilerinin direnişi 9. gününe girdi. Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi yemekhanesinde çalışan 11 işçi ihale yenilenme gerekçesiyle yeni yıla işsiz girmişti. 8'i kadın 11 işçinin hastane bahçesinde kurdukları çadırda verdikleri direniş mücadelesi bugün 9. gününe girdi. İşçiler hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. 31 Aralık'ta bizi işten çıkarılmıştı. Hayır. Ama haberimiz yok. Hangi sebepten, hangi maddeden ihale yenilenmesi diye geçiyor. Yani biz haksız yere işten çıkarıldık. Sendikamızla birlikte, Dev Sağlık Sendikası ile birlikte çadırımızın başındayız. Çadırımız, yani direnişimiz devam ediyor. Sonuç alınca tabii biz hakkımızı istiyoruz, işimizi istiyoruz. Yani başka bir şey istemiyoruz ki. Yani bu burada şu var, taşeronluk bir kölelik demek, insanların kanını emmek demek. Yani bir yerleri birileri kazanıyor, birilerinin omzuna basarak bir yerlere çıkıyor, senin sırtında kazanıyor ama burada ezilen yine emekçi oluyor. Yani emek hırsızları önde duruyor, sen hakkını aradığın için haklıyken haksız duruma düşüyor. Ama ben bunu yine de söylüyorum, ben şu an 52 yaşındaki bir bayanım. Asla vazgeçmeyeceğim. Bu direnişime devam edeceğim. Yani ben bunu, bu benim onurum oldu, gururum oldu. Direnek kazanacağız. Bizim gibi hani torpilo ya da bir şey olmuyor. Tayland'da 24 Aralık'ta 100 bin kişinin katılımıyla başlayan protestolar tüm ülkeye yayılırken hükümet karşıtı göstericilerin Bangkok'u kapatma eylemi 8. gününü geride bıraktı. Tayland'da haftalardır halk sokaklara döken nedense 2006 yılında askeri darbeyle koltuğundan uzaklaştırılan eski başbakan Thaksin Shinawatra'nın gölgesinin ülke üzerinde eksik olmaması. Bu izlenimi 2011 yılında yönetime gelen kardeşi Yingluck Shinawatra, ağabeyine af çıkarma girişimi sayesinde pekiştirmiş oldu.
Her iki kardeş de yönetimleri sırasında yolsuzluk ve halka karşı terör uygulamakla suçlanıyor. Bangkok'u kapatma eyleminin bilançosu ise 1 ölü, 7'si ağır, 81 yaralı. Yıllardır devam eden ve kuyruklu yıldızın yüzeyine robot indirmesi planlanan Rosetta isimli uzay aracı projesinde sona yaklaşıldı. Rosetta uzay aracı Avrupa Uzay Ajansı'nın merakla beklediği sinyali gönderdi. 10 yıl önce uzaya fırlatılan Rosetta 800 milyon kilometre yol kat ettikten sonra uyku moduna girmişti. Sabah saatlerinde tekrar aktif hale gelen Rosetta'nın motorlarının ısınması, kendi yerini tespit etmesi ve dünyaya sinyal göndermesinin 7 saat sürmesi bekleniyordu. Bir kuyruklu yıldızın yörüngesine yerleştikten sonra yüzeye bir modül indirecek olan uzay aracı bir yıl boyunca inceleme yapacak. Uzay aracının göndereceği verilerin uzay ve dünyanın gelişimi, oluşumunu anlamada anahtar olacağı varsayılıyor. Bakalım ne bilgiler gönderecek Rosetta bize. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.